İyi akşamlar arkadaşlar. 2010 model E200 CDI. 212 kasa station wagon. Ergazi'den çıkıyor. Araç Konya'da. 937.500 liradan çıkıyor ihaleye. 100.000 lira teminatı var. 18.4.2024 16.20'de bitiyor ihalesi. 651 925 motor 4 silindirli 134 beygir kilometresi okunmuyor. Araba çalışmıyor. Anahtarı var. Alttan alttan diyor vurmuş diyor onun için diyor motor çalışmıyor nasıl bir işse. Ben baktım o altta da bir şey gözükmüyor orada. Yani o arka tarafı çökmüş arabanın arka bölüm çökmüş. bilmiyorum ben orada hasar falan göremedim. Yani iyi çekememiş zaten altına şey yapamamış ama yani orada şimdi benim aklıma türlü türlü iş geliyor. Yani öyle bir hasardan dolayı yani motorun altından bir hasar alır da çalışmaz. Yani yoksa beyin mi yürüdü yine ben öyle ama beyin üstte bir beyin görünüyor motorun üstünde. Vallahi acayip işler yani. 722 694 5 ileri otomatik şanzıman. Bu arabada 5 ileri otomatik şanzıman ne işi var yani? 211'de 211'de bile 2006 2007'den sonra 7 7 ileri otomatiğe geçtiler bilmiyorum. 5 ileri otomatik şanzıman yazıyor. Parametre direksiyon, ölü açı asistanı, karartmalı ayna, panoramik tavan güzel. Ee, otomatik şerit algılama algılama şeyi var. Lastik basınç kaybı uyarısı veriyor. Far temizleme, premium ses sistemi var güzel koltuk ısıtması var. Araç e, avantgard. Yaya koruması var. Çeki demiri yazıyor orada. Topuzu yoktu. ama orijinalinde çeki demiri yok arabanın. 31.10.2023'te çekiciyle gelmiş. Aracın döşemeleri güzel zaten yeni araba. Yani 200 bin civarıdır benim orada gördüğüm kadarıyla o döşemelerinden falan hissettiğim yani kilometresi okumuyor yoksa ee, araba dediğim gibi arka taraftan çökmüş şey yok yani erimatik yok bunda ee, çökmüş araba yani o amortisörlerden çökmüştür o bunlar da yağlı amortisör olabilir ondan çökmüş olabilir dediğim gibi motoru işte motoru problem yine ben şöyle diyorum yani aşağı yukarı 150-200 bin lira arası en fazla bir şey olarak gözden geçirin yani o, o kadar masraf çıkabilir diye ona göre düşünün araba. Araba güzel yani bu araba, arabayı al çalıştır adam et daha arabalık bir iş yok. E200 CDI yani 134 beygir yani normal bir araba yani bastım mı gider bu. Hani öyle ağam şaham şey yapmaz ama şey gibi gemi gibi arabadır bunlar. Koskocaman station wagon E kasa yani. Araba güzel, rengi de güzel, beyaz, panoramik tavan var. özellikleri böyle. işte hasarı göremedik. Alttaki hasar ne? Niye çalışmıyor motor? Yani o hasardan dolayı motor çalışması lazım yani. Bilmiyorum ben onu göremedim. Yani ben yine söylüyorum 150-200 bin lira arası bir masraf diye ben öyle... Yani ben şimdi bu arabayı almak istesem ben kafama yani kaç lira? 930. Hadi kimse vurmadı diyelim. 940 liraya aldık. 940 lira. Hemen ben 150-200 bin korumunun üstüne. Yani ona göre girerim bu arabaya. Ben öyle bilmiyorum. Ya göremedim diyorum ya hasarın altta bir şey gözükmüyor arabanın. Öyle alt tarafı çökmüş arka tarafı. Yani o bu rakamları geçeceğini sanmıyorum. Yani 150-200 bini geçeceğini sanmıyorum. Taş patlasa yani. Çünkü o beyin 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 olsa bile ne olacak beyin çıkması mıkması dolu ortada. Nalbanta gitmemek şartıyla tabii. Tamam mı gençler? Abone olmayı unutmayın. Böyle bir araba, güzel araba. Kolay gelsin.